Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugünkü ikinci videomuz oluyor arkadaşlar. İlk videomuz Force için transferi ile alakalıydı. İkinci videomuz da Petkovic için transferi ile alakalı. Hepinize hayırlı olsun. Trabzonspor Petkovic ile ve kulübüyle anlaştı. Belki de bu videoyu izlediğiniz sıralarda transfer açıklanmış, resmiyete kavuşmuş olur. Bunu bir önceki videoda söyledim. Burada da söyleyeyim. Dinlemeyenler vardır ki bugün attığım bir önceki videoda Orsic videosunu dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yani bu transferi biz daha öncesinde de size söylemiştik. Yani bu söylemişliği ben söyledim oldu bitti diye değil. Sadece bir yalanlanma evresi, bir sıkıntıya girme evresi olmuştu. Ben yine arkasındaydım olayın. Yani Trabzonspor sonuna kadar diretiyordu. Pazarlık zemini arıyordu. Çünkü doğruya doğru Orsic için de Petkovic için de oyuncu tarafında Trabzonspor'dan ve Türkiye'den daha iyi teklif veren kulüp yok. Maalesef bu Türkiye'nin gerçeği arkadaşlar. Yani çok şaşıracak bir durum da yok. Türk kulüpleri olarak oyunculara getirmek için aldıkları paraların neredeyse iki katı kadarını veriyoruz. O açıdan emindim. Kulübüyle de anlaşma zemini sağlandı. Bundan sonra arkadaşlar artık kapı bekleyeceğiz. Ama içiniz rahat olsun. Bu bilgiyi verelim arkadaşlar ve sizden ricam Petkovic hakkındaki yorumlarınız ne? Çünkü oyuncunun biraz profilinden bahsedeceğim. Yani bizim takımımıza geldiğinde, Trabzonspor'a geldiğinde gol beklemeyin. Bir Sörloth performansı beklemeyin. Tabiri caizse arkadaşlar kim örnek olarak gösterilebilir? Cornelius. Cornelius kadar tabi dozer değil. Yani Cornelius gerçekten dozer gibiydi. Yani bu İstanbulspor maçında ligin ilk bir kafa golü atmıştı ya, Sivas mı İstanbulspor mu hatırlamıyorum. Adam yani dozer gibi yani orayı dağıtıyordu. Zaten Cornelius Trabzonspor'a gelmeden önce İtalya Ligi'nde en çok hava topu kazanan oyuncuydu. Çok inanılmaz bariz bir fiziksel avantajı vardı. Petković onun kadar olmasa da Petković'in de hava hakimiyeti ve çevresini oynatan tarzda bir oyuncu. Petković'ten enteresan son vuruşlar, 25 gol atar, bir Icardi, bir Sörloth, bunu beklemeyeceğiz. Bunu söyleyeyim arkadaş. Öncelikle. Hocanın istediği makul fiyatta bir oyuncu olmasından dolayı da ben sevindim. 28 yaşında büyük ihtimalle 1 milyon euro civarı, yani Orsic ve şey için ben toplam 5-4 milyon euro civarı bir rakam olacağını söylemiştim ikisinin toplamı Orsic Petkovic için. Bunda da aynı şeyi düşünüyorum. Size ricam görüşlerinizi paylaşmanız. Ne düşünüyorsunuz? Sistemimize uyar mı? Hücum hattımız şu an kağıt üzerinde Trezeguet, Orsic ve Petkovic olarak gözüküyor. Belki Trezeguet'e gidebilir. Gitmesini hiç istemesem de. Trabzonspor'un hatta Türkiye Ligi'ndeki en iyi kanat oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Daha iyi kanat oyuncusu var mı? En iyi 3'ten, en iyi 3'ten biri diyeyim. Gelmiyor aklıma. Yani. Türkiye Ligi'nde yani şu adam çok iyi kanat oyuncusu. Yani Kerem Aktürkoğlu ben çok tutmuyorum. İyi oyuncu, skor yapıyor. Tamam ama yani Trezeguet'in önünde yazmıyorum. Gelmedi aklıma yani. Neyse siz varsa yazın. Ayrıca da arkadaşlar 5000 abone hedefimiz var. Destekleyelim rica ediyorum. Ve 200 beğeni gibi hedefimiz de var. Bana destek istiyorum arkadaşlar. Sizden ricam. Yani en düşük aboneli Trabzonspor yorumları yapan kişi benim. Yani bunun bazı sebepleri var. Bunun farkındayım. Hem değiştiremeyeceğim sebepler hem de benim hatalarımdan dolayı olan sebepler var. Evet, oralar konumuz değil. Şimdi arkadaşlar gelelim Petković Trabzonspor'a nasıl fayda sağlar? Bu oyuncunun maddi durumları ne olacak? Bruno Petković arkadaşlar. Oyuncunun da İtalya geçmiş olduğunu da söylemekte fayda var sevgili arkadaşlar. Ki çok başarılı da bir İtalya geçmiş olduğunu söyleyemeyiz Bruno Petković için. Yani Bologna'da sıfır. Bologna ve Verona kariyeri 0 gol, 3 asistle geçti. Gerçekten çok az.
Yani kariyerinde de öyle çok golcü bir dönemi olarak bu seneyi sayabiliriz arkadaşlar. Kariyerindeki yani en golcü dönemini. Yani mesela geçen sene 7 gol attı. Son sene 10 gol atmış. Yani bunu söyleyeyim, öyle çok almış gol yükü çekebilen bir oyuncu değil. Yani Trabzonspor'un gol yükünü çekecek oyuncular kanat oyuncuları olacak arkadaşlar. E şimdi bu transfer gerçekleştiğinde ben Maxi Gomez'in gideceğini düşünüyorum. Fakat Trabzonspor'un bir santrafor daha alması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da ekleyeyim sizlere. Yani Petkovic ve ne diyor şeyin ismi? Umut Bozok'un ikisinin götürebileceğini hiç düşünmüyorum. Yani ben birinci santraforluğa oynayabilecek bir oyuncunun yine olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bir baba santraforun daha gelmesini düşünüyorum. Bu konu hakkında görüşlerinizi dilerseniz sevinirim. Ve şöyle, rekabet önemli. Umut Bozok'un vereceği performans belli. Umut'tan alacağımız performans 7-8 gol. Petkovic'den alacağımız performans, arkadaşlar gene verilere dayanarak söylüyorum, maksimum 12-13 gol. Yani bunların en iyi oranları da toplam 20 gol. Yanılma payı koysam %25, toplam 15 gol. Santrafor'dan gelen 15 gol Trabzonspor'u şampiyon yapmaz. Yani o gol sayısını bölmemiz gerekiyor. Ben mümkünse, yani tabii ekonomik şartlar da önemli. Olmuyorsa da sırf almak için de transfer yapmaya gerekmiyor. Trabzonspor'un önceliği ekonomik olarak, yani kaybettiği sezonda da ekonomik olarak kazanması gerekiyor. Şampiyon olduğumuz kadroyla bu sezonu feci felaket bitirdiğimiz kadro arasındaki maaş baremini hepiniz biliyorsunuz. İnanılmaz fark var. Demek ki çok para harcayarak şampiyon olunmuyor. Ama uygun bir fırsatta bir baba santraforun gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yönetime bununla alakalı baskı yapmaya gerek yok, fakat aklımızda bulunmasında da fayda var. Arkadaşlar bir de aldığımız oyuncular, yani hocanın tanıdığı, ben hocanın istediği olsun illa diyenlerden değilim. Ama hocanın tanıdığı tarzda oyuncular olması bir avantaj ve hocanın tanıdığı, bildiği tarzdan ziyade hepsi milli oyuncu. Yani Orsic diyorum. Petkovic Uluslar Ligi'nde arkadaşlar Hollanda ve İspanya maçlarında forma giydi. Yani Petkovic'in Hırvatistan-İspanya final maçında forma giymesi bence büyük bir şey. Oyuna sonradan girdi. Önemli veri var elimizde. Son zamanların en formda 5 milli takımından birini saysan kesinlikle Hırvatistan. Trabzonspor buradan 2 oyuncuyu kadrosuna katıyor. Bu bence çok önemli bir artı Trabzonspor cephesi için. Mali detaylara girersek de arkadaşlar, şimdi Bruno Petkovic Trabzonspor'dan alacağı maaş 1,5 milyon euro civarıdır. Kendisi Dinamo Zagreb'den 780 bin euro alıyordu arkadaşlar. Şimdi genellikle işte biz 1,5 kağıt verdiğimiz için, yani tahmin olarak bu arada yani söyleyebiliyorum. Yani şey olarak söylemiyorum ki, şöyle de bir şey diyeyim arkadaşlar. 1,5 milyon euro ilerleyen yıllarda Petkovic'ten memnun olmadığımızda elden çıkartmakta zorlanmayacağımız bir rakam olduğuna kabul ediyorum. Ama verilmesi gereken rakam, adamlar kendiliklerinde 780 bin euro veriyorlar Petkovic'e. Biz 1,5 milyon verdik, yapacak bir şey yok. Ama onu bilelim. Tabi burada Orsic'e biraz daha fazla maaş vereceğiz. Çünkü Orsic İngiltere yapmış bir oyuncu. Arasında da fark var. Yani genel itibariyle arkadaşlar, ben şu an Trabzonspor'un forvet, yani hücum hattının kampa yetişmesini artı olarak görüyorum. Tabi eksiklerimiz var. Gidecekler belli değil. Yani bu transfer ışığında Maxi Gomez'in gideceği de net olarak belli oldu. Gomez kafada bitirmişti. Ben Gomez transferine tabii ki de, yani Trabzonspor'a istenilen verimi saymadı ama Trabzonspor'un yaptığı kötü bir transfer demiyorum. Çünkü desteklediğim bir transferdi. Yaş açısından yaşı uygundu. Bilinirliği uygundu.
Yani bu transferden çok aşırı zararlı çıkmayacağız. Aldığımız parayı elden çıkarabiliriz. O açıdan desteklediğim bir transferdi. Trabzonspor'un mümkün olduğunca böyle fırsat transferleri ve son durak olmayacak transferleri makul şekilde bitirmesine destekleyeceğim. Evet, Maxi Gomez sahada bence çok bir şey koymadı ortaya. Bence kafa olarak da bitirmişti bazı şeyleri. O güzel mesaj alamıyordum Maxi Gomez'den. Ama bu oyuncuyu yani üzerine para vererek yollamayacağım. Kesinlikle para kazanacağım bu adamdan. En kötü aldığımın %25 daha aşağısına satarım. Az zarar ederim. Yani Koytalar gibi, Cervinho'lar gibi elinde kalacak bir rüfet olmayacak. Durum bu arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Detaylar açıklanınca onların hakkında da konuşacağız. Görüşmek üzere.